Euroleague Front Office programına hoş geldiniz sevgili basketbol severler. Fenerbahçe Beko'nun iki karşılaşması çift maç haftasında bir tanesi oynandı, bir tanesi oynanacak. Bu karşılaşmalar öncesi Okan Bayt'ın daha doğrusu Panathinaikos maçı sonrası Bayern Münih maçı öncesi görüşünü almak istiyorum. Şimdi Panathinaikos galibiyeti, Fenerbahçe Beko öyle ya da böyle kazanmayı bildi deplasmanda. Panathinaikos gibi zor bir deplasmandır her zaman. Pek seyirci yoktu ama maçta. Evet evet seyirci yoktu. Hiç o alışa gelmiş geleneksel tezahüratların hiçbir tanesini yapmadılar. O Salon orta midi komu öyle bir tezahürat mesela başlamasına yakın son 5 dakikada yapıyorlar onu. Ee, işte Göztepe'nin gibi yani hepsinin böyle işte Liverpool klasik yani son 5 dakika kala başladıkları o tezahüratların hiçbir tanesini yapmadılar. Muhtemelen takımlar araları e, biraz bozuk taraftarın anlaşıldığı üzere. E, şimdi neyse o Panathinaikos'un kısmı biz kendi e, önce Can'a bakalım. Şimdi bu karşılaşma kazanıldı ama e, geride neler bıraktı ve o özellikle olumsuz görülebilecek tortular diğer maçlara sirayet edebilecek tortular neler olmuştur sence? Valla maçı izleyen Fenerbahçelilerin maç boyunca ben acı çektiğine eminim. Yani belki bu sezonki e, Fenerbahçe taraftarını en çok rahatsız eden maç bu olsa gerek. Çünkü ligin en kötü basketbol oynayan takımına karşı hı hı. E, bu durumda olmamalıydı Fenerbahçe ki 5 maçlık bir mağlubiyet serisinden geliyorsun. Reaksiyon vermen gerek ve böyle bir maç oynuyorsun. Gerçi şimdi maçın başına bir gitmek lazım. E, değişik bir 5 ile başladı koç e, işte Zaten Motley ne zamandır ilk 5'te kullanmıyor, kenardan getiriyor. Ama bu maç özelinde Pierre ve Wilbeck'in yerine e, Marco Guderic ve metecanla başladı. Ee, ve aslında maça başlangıç ve oyun düzenleri anlamında. Mesela ilk topu hatırlayalım. Nikkalates'in pasında Marco Guduriç bir backdoor koşusuyla bomboş bir turnike attı. Sonrasında bir top kaptı e, Nikkalates ve işte Metecan'la beraber pot altında basitçe bitirdiler. Sonra Marco Guduriç Kostas, Antetokounmpo'ya çok güzel bir ikilinin oyunları arkasından smaç yapacağı bir pas verdi. Ve maç çok iyi başladı aslında Fenerbahçe açısından. Bir tek o dönemde mesela yeri gelmişken söyleyeyim. Mete Can bu takımın enerji veren, savunmaya sertlik getiren ve ceza şutu olduğu zaman atması gereken oyuncusu. Köşede bekleyip o pas trafiğinin arkasından boş şut geldiğinde Mete Can'ın o şutu kaldırıp atması lazım. Attığı maçlar oldu ve soktuğu maçlar da oldu o tarz oynadığı zamanlarda. Ama mesela o bu sekansta bir top geldi Mete Can'a ve el üstünden bir üçlük denedi. Yani şimdi Metecan'ın böyle bir şut atma zihniyetinde olmaması lazım. Oluyorsa da bunun uyarılması lazım. Bir konusu gelmişken onu söyleyeyim. Ama şuraya söyleyeyim. ilk 5 dakika televizyon molasına kadar olan dönemde Fenerbahçe 5 basket buldu. Beşi de asist üzerinden geldi. Düzenler hmm. yerindeydi. Her şey yolundaydı gidiyordu fakat... Umutlar da vardı o sırada. Ya, evet umutlar yani, var da, hani galiba iyi oyuncak fena Evet yani edecektim. reaksiyon veriyor takım. Daha savunmada da iyi rakip de çok güçlü değil. Hani bu bu takımı yenebiliriz noktası vardı. Ee, ama sonrasında iş değişmeye başladı. Bir kere e, ilk şaşırtıcı nokta şu oldu. Kostas Antetokounmpo iki foul aldıktan sonra 5 numara olarak başlamıştı oyuna. Kenara geldi ve yerine Booker girdi. E, Motley girmedi. Maçın işte ilk 5 dakikası içerisinde oluyor bu. Şimdi Booker'ı 4 numarada kullanmak zorunda olduğunu anlıyorum ben Etiudis'in. Ve o e, yanında bir 5 numara varken daha verimli oluyor zaten Booker. Ama sen 5 numaraya Booker'ı koyduğun zaman e, bunu anlamakta zorlanıyorum. Özellikle Motley'de e, rotasyondayken, sağdayken. Sonra zaten e, belki işin bu noktasına geçmek lazım. Eee Maçı zaten en önemli konusu biliyorsun 26... Evet ona geleceğim zaten. Rekor kırdırdı Fenerbahçe rakibine. Evet. Hücum-Ribandu konusunda çok ciddi bir rakama ulaştı rakip. Ve herkes, şimdi muhtemelen izleyen de herkes bunun sebebini merak ediyor. Ya bu bir yapısal bir şey var bunda. Bu tesadüf olamaz çünkü. Yapısal bir problem var ve siz rakibinize böyle Hücum-Ribandu veriyorsunuz. O ileriki maçlarda sizi çok büyük sıkıntıya sokacak bir unsur. Onun ben senden analizini rica edeceğim. İyi oldu. Ben de onu zaten anlatmak istiyordum. <laughs> Şimdi Panathinaikos aslında hücum ribandı konusunda başarılı bir takım değil. 9.5-10 civarında bir hücum ribandı ile oynayan bir takımdı. Bu maçta 26 tane aldılar. Üçe katlamıştan bahsediyor. üç, üç Neredeyse üçe, bahsediyoruz. Neredeyse 3'e katladı. Evet. Ve hatta işte Euroleague rekoru 30 ribandla CSK'ya ait. Arkasındaki ikinci sayı oldu. 26 hücum ribandı. Ve bu hücum ribandları çok da değerlendiremeselerdi. Yani daha da bir büyük zarar da verebilirlerdi. Şu düzde de çok düşüktü Panathinaikos'un. Fenerbahçe'yi e, en çok yaralayan yer oldu. Çünkü işte şey diye düşünün. Savunma yapmaya çalışıyorsun, yapıyorsun. Belirli bir enerji harcıyorsun. Tam ribaundu alıp hücuma geçeceksin. Aslında hep oyuncuların kafasında soru oyunculara savunma yapmayı mı severler, hücum etmeyi mi? Herkes hücum etmek ister. Yani topu eline almak ister, hücum etmek ister. işin zevkli kısmı orasıdır. Ama sen tam savunmayı yapmışsın, rebound alıp hücuma gideceksin. Hop rakip bir daha hücum rebound alıyor. Şimdi niye hücum rebound alıyor takım? Şimdi seneler boyunca Fenerbahçe Obradoviç yönetiminde gene benzer savunmalar yapıyordu. Yani switch savunması hep Fenerbahçe'de var olan bir şeydi. Switch savunması da ne demek? Her perdede oyuncu değiştiğin için rakip de bunu cezalandırmak isterse senin uzunluğunu dışarı alabilir demek. Hı hı. Senin uzunluğun dışarıda kalır. Perdenin Doğru. sonrasında, kısanın karşısında kalır ve pot altında senin kısa oyuncun kalır. Ve bu da sana rebound konusunda Maaf. bir sıkıntı yaratır. Ama bunu nasıl çözersin sen? Ya Kısalardan gelen, diğer kısalardan gelen yardımla. Şimdi mesela birinci bir örnek vereyim. Çok net bir şekilde anlatacağım. Switch oldu. Motley yukarıda kaldı. Marco Guderic aşağıda. Gudaitis ile eşleşti. Elinden geldiğince box out etmeye çalışıyor Marko hı, hı. itmeye çalışıyor etisi ancak bir kısa oyuncu bir uzun oyuncuyla eşleştiğinde hem box out'ı yapıp hem rebound'ı alabilir mi? Çok zor. Alamaz yani, yani belki bir uzun zor. oyuncuysa. Box out yapar yapar öbür arkadaşın alır budur. Uzun oyuncuysa bu işi yapan uzun oyuncuysa Motley mesela de pot altında beraber onu hem ittirip hem rebound'ı alabilir ama kısa oyuncu ikisini birden yapamaz. Bunu ne Marco Guderic yapabilir, ne Wilbeckin yapabilir, ne Kalates yapabilir. Burada yardım gelmek zorunda. Yani o Guderic'i ittirirken diğer kısa oyunculardan yardım gelmek zorunda birinci konu bu. İkinci konu Motley gibi, Booker gibi e, pivotların eğer kısayla kaldıysa perimetrenin dışında ve rakip bir şutu attıysa ve rebound pozisyonu olduysa orada Booker'ın ve Motley'in ilk düşünmesi gereken ben gideyim rebound'u alayım olmalıdır. E, Fastplay'e koşmak yerine rebound'ı alayım olmalıydı. Şimdi oyuncu burada hata yapabilir. Düşünemeyebilir. tamam? Mı? Veya Fenerbahçe'nin sezon başında bu kadar büyük bir zaten savunma rebound'ı problemi yoktu. Hı hı. Böyle de çok hücuma çıktığı e, anlar da oldu. Burada müdahale gerekir. Dersin ki bir veya iki defa sonrasında Motli veya Bukur'a arkadaşım sen e, hücuma gitmeyi değil o şut pozisyonlarının tamamında top potaya atıldığı ilk yapacağın şey koşarak potaya gitmek. Politikanın aldığı hücum ribantlarını bir göz önüne getirdiğimiz zaman hep koşarak alıp geldiğini görüyoruz. Çok az top politikanın kucağına düştü. Hep hamle yaptı. Sen burada eğer o hamleyi yapmazsan, şimdi bunu oyunca ben mal etmiyorum. Bir kere iki kere oyuncu yapmayabilir ama maç boyunca sen buradan deliniyorsan, yaralanıyorsan, rakip seni burada eziyorsa koç olarak kenarda ribandı alın diye bağırmak yerine o ribandı nasıl almaları gerektiğini söylemesi gerekir koçun. İşte kısayla kaldığı zaman ikinci bir kısanın yardıma gelmesi gerektiği, uzunların da perimetre dışında kalmayıp rebound pozisyonlarına mutlaka pot altına yaklaşması gerektiği gibi. Burada maç boyunca böyle bir şeyi göremedik. Maalesef müdahaleyi göremedik. Yani ben burada takımdaki oyuncuların enerjisinin düşmesi ve teknik anlamda iki taraftan da oyuncuda ne kadar rol varsa ben bunu %30 %40 koyu görüyorum. %60, %70 koçta burada düzeltilmesi gereken bir şey olduğunu söylüyorum. Koç oyuncu burada hata yapabilir ama koç kenara geldiğinde, mola aldığında, oyuncu değiştirdiğinde mesela Motley kaldı mı perimetrenin dışında, o şut pozisyonunda gitmedi mi rebound pozisyonuna? Çekersin kenara Motley'i, bak kardeşim sen böyle böyle bir hata yaptın, İkinci pozisyonda bunu yapma. Dön pota edersin. Yani bu uyarıyı yapmazsan eğer oyuncu o hatayı yapmaya devam eder. Oyuncu çünkü maç içerisinde bazı şeyleri düşünmek zorunda değil. Başka şeyleri düşünebiliyor oyuncu. Kalbi 200 atıyor. Evet yani o heyecanı yüksek, stres yüksek, sürekli darbe alıyor Hı -hı. bilmem ne. Koç yani çok uzun süre koçların kenardan sürekli müdahalede bulunması, sürekli e, bir uyarıda bulunmasının sebebi budur. Oyuncunun konsantrasyonunu yüksek tutmak ve onun farkında olmadığı uyarıları yapmak. Bu bir futbol maçında da neredeyse buna dönmeye başladı. Ama basketbolçları böyle yönetilir. Sen şimdi e, eğer switch savunması yapıyorsan, ve senin switch savunmanda en önemli noktalardan biri Pierre ise 3 ve 4 numarada Pierre ve Hayes desen o switch sonrasında sıkıntı yaşamıyorsan, reboundlarda da sıkıntı yaşamıyorsan ama bu maçta foul probleminin de etkisiyle onu çok az kullanıyorsan oraya bir çözüm üretmek zorundasın. 5 dakika kaldı maçta Pierre. Ki başka bir noktası daha var ona daha sonra değineceğim. Maçın son 5 saniyesini onu unutma lütfen sor bana. Tamam. burada hiçbir uyarı, hiçbir müdahale yok. Şimdi koçla ilgili e, Itu ile ilgili şöyle bir e, açıklama yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Itu çok elit bir koç, üst seviye bir koç, bunu defalarca kez ispatladı. çeşitliliği fazla olan bir koç, ama şu an içinde bulunduğu durumdan çıkmak için yeteri kadar çözüm üretebilen bir koç izlenimi vermiyor. Şimdi zaten şey açıklamasını bir yapalım. Yani bu seviyede kaç tane koç var, e, her problemi çözebilen öyle bir şey yok yani. Bir tek Obradoviç'i bir kenara Hı -hı. koyalım. Onun haricinde bu seviyede bunlar yaşanabilir. İthiudis bu problemlerle belki daha önce hiç karşılaşmadı. İlk defa Fenerbahçe'de karşılaşıyor. Ve genelde işte onun kadrolarında problem çözen oyuncular varlığı nedeniyle işler kötüye gittiğinde birkaç oyuncu müdahale edip çözebilirdi. Burada şu an öyle bir durum yok. İçinde bulunduğu durumdan çıkabilmek için de ekstra bir şeyler yapmak gerekiyor. Bu İthiudis'in kötü koç olduğu anlamına gelmez. Ama İthiudis'in şu anda... Bunlara çözüm bulamadığını da söylemek durumundayız ki birkaç bir şey daha söyleyeyim koçla ilgili. Şimdi e, maçı izleyenler hatırlayacaktır e, ki maçı anlatan yorumcu arkadaş ve e, spiker arkadaş da söylediler. Molalarda koç dedi ki oyuncunun içine girmeyin dedi. Hı hı. Üç sayılık atışlarda biraz mesafe verin dedi. Şimdi bir pozisyon var. İlk yarının sonunda Bacon savunmasında Marco Guduriç var. Ve e, o kadar içine girdi ki topu kaldırma hareketi yaptı Bacon. Şut bile göstermeden foul çalındı ve 3 atış yaptı. Şimdi koç böyle bir uyarıda bulunuyorsa bir oyuncuya ve oyuncu da bunu uygulamıyorsa koçun itildiği değil de obrada 3 olduğunu bir düşünelim. Nasıl bir reaksiyon olur Şurada ona sonrasında? O, o renk renk olduğu dönemler olur. Hani tamam Bacon anladık. Ee, Derek Williamson bile içine giriyor. Adamı zaten ile o kadar aşırı bir adam değil. Hani çok içine girmenize gerek yok istediği kadar fake atabilir. Yani şut da sokabilir ama şimdi Derek Williams'ın ki maçı anlatan arkadaşlar da söyledi. Potaya gitmesini mi tercih edersin, şut atmasını mı? Şut tabii ki. Şut atmasını tercih edersin. Şimdi ikinci bir nokta. Maç boyunca Bacon gibi ligin en iyi birebir oynayan oyuncularından biri olan bir oyuncuyu Marco Guduric ile tutmanın açıklaması nedir? Hadi diyelim ki güvendin ve tutmak istedin. 1, 2, 3, Kaç defa geçti? Yani arkadaşlarıma şeyi gönderdim, e, bir videoyu gönderdim. Feyyaz Yiğit'in e, işte çok bozdu hmm, diye, Los çok, çok bozdu diye bir e, Okan Bayülgen'le beraber çektikleri hmm. bir parodi var. Ya şimdi Marco ile ilgili şunu söyleyebilirim. Bir geçildi, iki geçildi, üç geçildi, dört geçildi. Geçilmekten bıkmadı, sürekli geçildi ve koç İtüdis olarak oraya bir hamle yapmadı koç. Değiştirsene o savunmayı yapamıyor Marco Guducci o savunmayı. Başka bir çözüm bul, başka bir oyuncuyla dene. Bunun sabırla alakası yok değil mi? Hani bir oyuncuya sabır edersiniz bu, o noktada ya da bu... e, o, o şeye savunmayı düzenle sabır edersiniz. Sonra uzun vadede işler gibi düşünüyor olabilir mi sence? Bunun pek böyle bir Anladım. şey olduğunu sanmıyorum. Hmm. Bu burada anlık bir çözüm yapması gerekiyor. Fakat ondan çok uzaktı. E, bir de yani şimdi şuna da bakmak lazım. O e, koçla ilgili konuşmaya devam ettikçe orayı söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Mucizevi şekilde, mucizevi bir şekilde maçın son 35 saniyesine Fenerbahçe 5 sayı geride girmesine rağmen Carson Edwards'ın e, hakemler tarafından verilmeyen basket foul'ü sadece basket oldu. O pozisyon çok net basket foul'ü. 3 e, sayıya düştü fark. Marco Guduric yapılan baskının sonunda topu kapıp üçlüğü atıp maçı beraber noktaya getirdi. Sonrasında da 24-25 saniye var Panathinaikos'un maçı kazanmak için son hücumu yapacaklar. Ee, ve değerlendiremediler doğruduruz. Ve işte o pozisyonda da aslında Booker'ın foul yaptığı, Ponitika'ya foul yaptığı noktada foul çalınmadı. Oyuna kenardan başlanacak son 5 saniye. Biraz önce bana hatırlat dediğin şeyi evet. dayanamadım ben kendim söyledim. Tamam, son 5 saniye. Şimdi Fenerbahçe maçı kiminle getirdi? Carson Edwards. Nigel S. Davis, ikisine de birazdan değineceğim. Onlarla ilgili mutlaka paragraf açmak lazım. Marco Gudric, Booker ve o sırada tamamlayan oyuncu Kalates. Beşi. Şimdi e, geriden bu beşle geldiği için bu beşi bozmak istemeyebilirsin. E, özellikle son topta hücum edeceksin. Ama son topta savunma yapacaksan eğer maçın genelinden, gidişatından tamam ben bağımsız Fenerbahçe koçu olarak veya Fenerbahçe basketbolunu takip eden birisi olarak son 5 saniyede rebound sıkıntısı da yaşadığın yerde iyi savunma yapman gereken bir 5 sahaya koymak istesen o 5'in içerisine bu mı koyarsın? Marco Guderic'i mi koyarsın? Ki maç boyunca Marco Guderic, Bacon tarafından işte denize dökülmüş. Carson Edwards'ı mı koyarsın? Yani bunların yerine mesela 4 foğlu olan Pierre'i koymaz mısın? veya Mete Can'ı değerlendirmez misin veya Booker yerine Motley'i koymaz mısın şimdi Motley'i de ayrıca değerlendirebiliriz maç boyunca çok kötü tercihler çok kötü performans bir sürü sıkıntı var Motley ile ilgili onunla ilgili notlarım da var ama yani maçın son 5 saniyesinde savunma 5'ine bu 5 oyuncudan üçünü bu şekilde tercih eder misin Carson Edwards Marco Guduric ve Booker ya bu bana çok mantıksız geliyor yani şimdi hücum ediyor olsan kenardaki soğuk oyuncuları maça almayayım hani kenarda Yıldız var mesela sen savunma oyuncularıyla oyunu getirdin ve son hücumdasın. Ee, kenardaki hücum oyuncusunu sıcak değil diye sahaya atmayabilirsin. Ama savunma yapacaksan oyuncunun kenarda soğuk olmasının bir anlamı yoktur. Sen orada e, rebound alacak, sertliği yapabilecek, savunmayı düzgün yapabilecek oyuncuyu sahaya atman gerekir diye düşünüyorum ben. Koçum buradaki tercihinde anlayabilmiş değilim. Ee, benzer senaryolar maç içerisinde çok oldu. Açıkçası yani Fenerbahçe'de şu an iyi gitmeyen işlerin... E, oyuncu performansları bazlı da söylüyorum bunu. Temelinde koç Itiyodis'in olduğunu düşünüyorum. Çok kısa sürede bunu çözüleceğine de eminim. Ama e, şu anki pozisyonun e, maalesef birinci nedeni koç Itiyodis. Nasıl sezon başında takımın yıldızı, oyuncuların performansını arttıran birinci etken koç Itiyodis diyorsak, şu anda da bunun sebebinin e, işlerin kötü gitmesinin sebebinin koç Itiyodis olduğunu söyleyebilirim. E, eklemen yoksa bayağı bir maçına geçebiliriz. Yok birkaç eklemen var. Aslında hı hı, şu e, Hayes'ten bahsetmek lazım. Gerçekten 43 dakikaya yakın sahada kaldı. Hı hı. Maçın bir ilk çeyreğinin sonunda 1,37 1 dakika 37 saniye kenara geldi. Geri kalan 35 dakikayı blok oynadı. E, ve onun bu takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. İşte sezon başındaki hücum çeşitliliğini yaratma konusunda en önemli e, etkilerden biriydi Hayes. Bu maçta da gene çok iyi performans sergiledi. Carson Edwards eğer kendisine biraz güvenilirse, biraz sorumluluk verirse neler verebileceğini bence bir kez daha gösterdi. Bunların böyle peşi sıra birkaç maç arka arkaya olabilmesi için Koç Itiudis'ten o krediyi alması gerekiyor ki hani çok zor iki üçlük soktu. Arkasında böyle hani o ikinci üçlüğü de hatırlasın izleyenler olduğu yerde böyle zıplamaya başladı. Öyle bir motive oldu ki bu çocuk ritim oyuncusu gelmeden önce de defalarca kez bunu söyledik. Bir ritim böyle yakalanıyor. O ritmi yakaladığın zaman o çocuğa üçüncü şutu, dördüncü şutu, 5. şut opsiyonunu vermen lazım. Marco Guduriş gibi, Kalates gibi elinde top verken o pozisyonlarda Kalates'i devre dışı bırakmamak lazım. Burada da yine koç uyarısı gerekiyor. Son olarak bir de Modli'den bahsetmek istiyorum. E, Modli sezona harika başladı. İnanılmaz e, domine etti ligin en iyi üç pivotundan biri olarak e, görüldü görüldü Tavares ile beraber, Lezor'la beraber. Ama bu maçta e, artık sezon başından beri sezon başında yakaladığı o yüksek yüzdelerin çok altına düştü. Son iki maçtır diyelim. Ki şunu da söyleyeyim. Sezonun sakatlandığı bölümüne kadar, son iki maçına kadar e, Motley'nin iki sayılık atışlardaki yüzdesi yüzde yetmiş bir. Real Madrid maçını çıkartalım. O Tavares karşısında hani biraz zorlandığını falan düşünelim. Real Madrid maçını çıkartırsak %71. Real Madrid maçıyla beraber %68. Son iki maçta kaç biliyor musun? E Modlinin iki sayılık atış yüzdesi. %38. %30 aşağı düşmüş. Ve bunların neredeyse kaçırılış şutların tamamı yanlış tercihlerden kaynaklanıyor. Mesela topu hücum ribandını alıyor. E yüksek post seviyesinde oradan kaldırıp şut atıyor. ...orta mesafe şut atıyor. Çevresinde iki tane oyuncu var. Dışarıda pas vermek gerek gerekirken... ...gene şut kullanıyor. Kim maçın başında öyle değildi ilk girdiği zaman. İkinci çeyreğin ortaları gibi bir yerde. Çok güzel bir pas verdi Kalates'e. İçeri giren pasın dışarı çıktığı yerdeki bunu biliyorsun ben çok ısrarla söylüyorum. Fenerbahçe üçlük yüzdesinin yükselmesi için mutlaka topun önce bir içeri girip tekrar dışarı çıkması lazım diye. Böyle bir pas verdi Karatesi ve Galatasaray o üçlüğü soktu. Hani bunun ne kadar değerli olduğunu da biliyoruz. Daha da fazla uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Hani burada biraz Modrić'in de uyarıya ihtiyacı var gibi geliyor bana bazı konularda hem savunmada hem hücumda. Umarım İtülüs bu konuyu da çözer. Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih karşılaşması var iç sahada. Bu süreçte çok önemli bir karşılaşma. Çünkü az önce de söyledik yani bir galibiyetin çok önem taşıdığı bir puan durumu içerisinde bakıyoruz olaya. Ve Bayern Münih de şu anda o çıkışı yakalamaması gerekiyor. Ki ileriki haftalarda bir de o çıkmasın. Çünkü ekstradan Hani bizim hesapların dışında ya da teknik heyetlerin hesapları dışında en az iki üç tane başka takımdan bahsediyoruz. Bir de Bayern Münih o iğneyi yakalarsa e, yakalamasın bence. Şimdiden, şimdiden <laughs> Durdurmak önünü kesmek lazım. İki kesmek maçlık galibiyet lazım. serisiyle geliyorlar. 3 olmasın bu. Doğru doğru. ve e, Hem Bayern Münih açısından hem Fenerbahçe açısından tabii. Tabii. Yani sonuçta Fenerbahçe ve Beko'nun şu galibiyete çok ihtiyacı var iç sahada. Bu maç hakkında neler söylersin? Neler çıkıyor ön plana? Şimdi Bayern Münih evet iki maçlık bir galibiyet serisiyle geliyor. Özellikle kendi sahasında son hafta Baskonya'yı işte son hafta dediğim dün aslında Baskonya'yı yendiler. Maça da inanılmaz başladı Bayern Münih. İlk çeyrekte 9'da 8 üçlük attılar. Yani aslında Bayern Münih'in son yıllarda değişen basketbolu için çok çarpıcı bir gösterge bu. Basketbolun ne kadar değiştiğini gösteren bir istatistik. Ee, ama şöyle de bir şey var. Mesela maça işte ilk çeyreğe 9'da 8 üçlükle e, 34 sayı atarak başladılar. İkinci çeyrek bir başladı 4 dakika boyunca sayı atamadı Bayern Münih. Böyle bir dengesizlik var aslında e, Bayern Münih basketbolunda. Şimdi aslında e, Bayern Münih'in bu seneki kötü başlangıcını ve belki de şu an ligde sıralamada bu kadar aşağıda olmasındaki en önemli sebep bence e, basketbolu değiştiriyor Trinkier'i. Başka bir basketbol oynamaya çalışıyor ki e, ilk geldiği yıldan beri çok fazla sırtı dönük oyunla, çok fazla fiziksel oyunla oynamaya çalışan Bayern Münih bu sene çok daha başka bir basketbol oynuyor ki birkaç şey çıkarttım. E, sayı çıkarttım gene önceki yıllara e, ilişkin. 2020 yılında ilk göreve gelmişti Trinquier'i. 2020 yılında maç başına 18.8 üç sayılık atış denemesi yapıyordu. Lig'de en az 3 sayılık atış denemesi yapan takım Bayern Münih'ti. 18. Hı hı. sıradalardı. 2021 yılında bunu biraz değiştirdi. 22.3'e çıktı. Ve ligin en çok 3 sayılık denemesi yapan 8. takıma noktasına geldiler. Bu sene bu rakam 27.8. Ve en çok üçlük deneyen 4. takım haline geldiler. Daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Şimdi... Bayern Münih oyuncularına baktığımız zaman kadrosunu ki birazdan oyuncu bazı, da bazı e, değerlendirmeler yaparız. Belki de bu sezonun öncesinde takımda en az üçlük kullanacak oyuncu kim diye düşünsek herhalde herkes Otele Hunter'ı Hunter. Hunter söylerdi. Otele Hunter'ın ilk e, 9 yıllık kariyerinde kullandığı üçlük adedi 31. 9 yıl boyunca kaç tane maça çıktı bilmiyorum 9 sezon oynadı ve 31 tane üçlük denemiş. 250 maçın üstüne çıkmıştır. Yani işte yıllık 30 maç desek... Euro Evet yıllık 30 maç oynadı desek işte 9 sezon 270 maç yapar. 250-300 arası bir maça çıktı ve evet. sadece 31 üçlük denemiş. Bu sezon e, yanlış hatırlamıyorsam 3 maçta kaçırdı. Yani 18 maç oynandı ama 3 maçını oynamadı 15 maç. Ee, 15 maçta 36 deneme. 31 tane 9 sezon boyunca atmış bu sezon 36. Bayern Münih'in oynadığı basketboldaki değişimi belki de en çok gösteren şeylerden biri 36 yaşında yakında 37 yaşında olacak Otello Hunter'ın e, üçlük kullanmaya başlaması. E, evet yani şimdi Bayern Münih'e baktığımız zaman e, hep inatçı, maçı bırakmayan, e, fark kaç olursa olsun geri dönmek isteyen bir Trinkeri takımı görüyoruz farklı farklı oyunculardan katkı alabilen ki takımın aslında belki de en büyük yıldızı en önemli oyuncusu Lucic. Maalesef sakatlığı nedeniyle birkaç maçtır oynayamıyor. Büyük ihtimalle Fenerbahçe maçında da oynayamayacak. Hı -hı. Ama bu seneki kadrosunu düşündüğümüzde bunu da bir şekilde tölere edebilmiş bir Bayern Münih görüyoruz. Yani farklı bir basketbolla. Şimdi en çok öne çıkan oyuncusu belki de aslında son 3 maçtaki 4 maçtaki performansıyla Augustin Rubit oldu. E, Takımda aslında 4 numara oynayabilecek tek oyuncu. E, ve onun performansı gerçekten Bayern Münih'i çok etkiliyor. Ve son 4 maçta 16.8 sayı, 6.5 rebound ve 24 verimlilikle oynuyor Augustin Rubit. E, o dış şutu da atabilen ama genelde orta mesafede çok etkili olan ve sahanın her noktasında e, takıma katkı verebilen bir oyuncu. Bu senenin transferlerinde tabii iki tane çaylak transferi var. Euroleague çaylak transferi var Trinkieri'nin. İkisi de büyük beklentiyle gelen oyuncular. Biri Gillespie uzun rotasyonunda, biri de Cassius Winston. Şimdi bu iki oyuncunun da performansı aslında çok farklılık teşkil ediyor. Ama ben ikisini de aslında bireysel yetenekleri anlamında çok beğeniyorum. Hı hı. Özellikle Gillespie'nin atletizmi, çember koruması, işte fiziksel avantajlarıyla... Mesela işte Baskonya maçında bir pozisyonda arka arkaya iki tane blok yaptı. Yani bu kadar e, oyunun içerisinde konsantre olduğu zaman etkisi çok fazla olan bir oyuncu. Winston için de yine aynı şeyi söyleyebiliriz. E, yani o iki oyuncunun performansı aslında e, Bayern Munich'i hipi nokta yukarıya taşıyabilecek oyuncular ki hani guardlara baktığımızda çok zengin bir rotasyonunu görüyoruz. Bayern Münih'in. işte Nick Wilde, Bob gibi, Kobe gibi, işte Winston'ın yanında yaramaz gibi, hatta Bonga Fazek Bonga normalde 2 metrenin üzerinde bir oyuncu ama topu iyi yere vurabilen ve oyun görüşü yüksek bir oyuncu. O da eee rotasyonuna destek oluyor ki işte Jean-Marc Şişko sezon başından beri e, sakat, sakatlığı nedeniyle oynayamıyor. Hatta takımın en iyi üçlük o, e, atıcılarından biri olan Ops da sakat. E, o da oynayamıyor. Ama ona rağmen eee guard rotasyonunun zenginliği sayesinde Burada bir sıkıntı yaşadıklarını söylemek mümkün değil. Ee, yine takım istatistiklerine baktığımızda da değişik sayılara rast geliyoruz. Mesela ligin iki sayılık yüzdesi en düşük takımı Bayern Münih. Yani 3 sayılıklara bu kadar önem verdiği için 2 sayılıklar da çok düşük kalmış. %44.2 ile atıyorlar. Adet olarak da en az adet e, kullanan e, sayı bulan takım yine 15.1 ile. Ki %44.2 dedim 2 sayılık atış yüzdelerinde. Bu belki... Hemen bir şey ifade etmeyebilir izleyenlere. Şöyle söyleyeyim. %50'nin altında 2 sayılık atış yüzdesi olan sadece 3 takım var. Yani Bayern Münih de %44.2. Gerçekten çok vahim bir rakam aslında Bayern Münih açısından. E, ligin en iyi ikinci serbest atış yüzdesine sahip takımı. %83,6 ile Fenerbahçe'nin bu kadar kötü attığı yerde rakibin e, yüksek yüzdesi mutlaka e, önemsenmeli ve rakibi çok fazla çizgiye götürmemek üzere foller daha dikkatli kullanılmalı diye söylüyorum Fenerbahçe açısından toplam şut yüzdesinde de genel şut yüzdesinde de ligin en kötü ikinci takımı durumunda Bayern Münih. Bu iki selik atışlar onu genel şut yüzdesinde de aşağı çekiyor. ilk beş maç o istatistikleri de birazcık tabi. Tabi yani çok, çok kötü çok başla kötü Çok kötü başlamışlardı. Tabii onun etkisi var gittikçe yükseliyorlar ama orada bir e, istikrar yakaladıklarını söylemek çok mümkün değil. Okulda da ortalama ilk iki sene kötüyse 3. 4. sene toparlamak zor, zor, olur. Zor ya. olur. Evet istatistik anlamında zor. E, ligin en az asist yapan takımı bunu da söyleyeyim. Yani o e, Efes gibi e, işte Asbel gibi e, çok da fazla e, birebirler üzerinden oynayan ve asist sayısı düşük bir takım. Ama belki de en ilginç özellikleri şu. Şimdi takımların attığı sayıların dağılımına ben çok bakıyorum. Ne kadarı bir sayılıktan gelmiş, ne kadar iki sayılıktan, ne kadar üç sayılıktan. Burada çok çarpıcı bir durum var Bayern Münih için. E, serbest atışları dan en yüksek faydayı alan birinci takım üç sayılıklardan yine en yüksek paydayı alan birinci takım iki sayılıklardan da sonuncu takım. Yani toplam sayılarının %39.7'sini üçlüklerden buluyorlar, %20.8'ini serbest atışlardan buluyorlar, %39.5'ini sadece iki sayılık atışlardan buluyorlar. Yani e, bu takıma karşı 3 sayılık savunması Fenerbahçe açısından çok önemli olacak. Bir şekilde e, son 2 maçtır eee Bologna'nın Partizan'ın potaya çok fazla giderek potaya yakın oynayarak Fenerbahçe cezalandırdığı yerde burada başka bir hücum şeklinde oynayan Bayern Münih'e karşı oynayacak Fenerbahçe ve perimetre dışında iyi savunmak zorunda. Eğer burada iyi savunamazsa buradan büyük bir ceza yiyebilir hele ritmi yakaladığı zaman Bayern Münih. şunu da söyleyeyim son olarak kazandıkları 6 maçın 5'inde 10 ve üzeri üçlük atmışlar. İsabet adedinden bahsediyorum. Onun üstüne çıkmışlar. Yani 10 ve üstü isabet bulurlarsa gene Fenerbahçe maçında burada bir isabet yakalarlarsa Fenerbahçe açısından e, maçın zor geçici geçme ihtimali yükselir. Ekleyeceğim bir şey var mı bunlara? E, şunu da söylemek lazım. E, Gifay bu sene çok e, farklı bir performans sergiliyor. Aslında Alba Berlin'den tanıdığımız geçen seneyi Zalgiris'te geçiren oyuncuları çok e, rol oyuncusu ama çok ekstra katkılar verebiliyor. Ve e, yine çok öne çıkmayan pivot bölgesindeki Elias Harris de sırtı dönük oyunları çok yapıyor. ve Oradan sayı üretebilen bir oyuncu. E, ona da ne kadar iki sayılık atışlarda yüzde düşük olsa da orada en yüksek yüzdesi, yük, bitirme yüzdesi en yüksek oyunculardan biri o. Motley ve Booker'ın da e, Costa Santa Tecumpo'nun onun onunla eşleştiğinde savunmasına dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Trinket'in bir açıklaması var. O beni çok huzursuz etti. Ee, bir çok güzel bir benzetme yaptı. Şu an biz bir denizaltının içerisindeyiz. Ee, tamamen dış dünyaya bağlantımız yok. Tamamen hazırlık yapıyoruz. Ee, düzenlerimizi yapıyoruz. Kendi aramızda konuşuyoruz. Ama günü geldiğinde o 250 metrenin üstüne çıkacağız ve e, diğer gemilerin bir anda karşısında bulacaklar bizi gibi bir açıklama. Yani tam tercümesi böyle. Hani e, şu anda bütün ile ilgili içerik üreten sitelerde bu Ön videoyu planda. izleyebilirsiniz. Gerçekten çok ilginç bir basın Zaten toplantısı olmuş. Zaten çok değişik yorumları böyle basın toplantılarında farklı açıklamaları Hı. olan renkli bir koç yeri çok, Yine de çok renkli bir açıklama yapmış. Çok çok yapmış ama bir yandan da gerçekten hani senin de söylediğin gibi o hazırlık aşamasını tamamlayıp artık yavaş yavaş o planları hayata geçirmiş ve bunun semeresini almaya başlamış anlamına da geliyor bu. Çünkü Kesinlikle. iki maçlık bir galibiyet serisi küçük mini seviyeleri var. Ee, şimdi... evet oyunu değiştirdiklerinden bahsetmiştim. Bence büyük ihtimalle Trinkery de bundan bahsediyor. Bundan bahsediyor. Sen öyle söyleyince birbirine birleştirdim o parçayı. Evet. Yani o e, oyunu bu kadar değiştirmek de o kadar kolay değil. Zaten e, takım iskeleti birkaç yıldır aynı olan birkaç oyuncunun gelip gittiği bir takım Bayern Münih ve o kabuk değiştirmek çok da kolay değil. Aslında Barcelona'da da benzer bir senaryo görüyoruz. Onlar da ben çok aslında Yeskevcius'la e, Trinkieri'yi basketbol anlayışı açısından birbirlerine çok benzetiyorum e, ve birbirlerini de takip ettiklerini de düşünüyorum açıkçası. İkisi de bu sene çok daha fazla perimetre dışına çıkarttılar oyunu e, ve bu bir anda adapte olunabilecek bir şey değil. O yüzden Trinkier'in takımı hazırladığını, basketbolcularını buna ev ve yakın zamanda bunun semeresini alabilecekleri bir e, sonuçlarla karşılaşacaklarını açıkçası düşünüyorum. O açıdan o söylemeye çalıştığı şey büyük ihtimalle bundan bahsediyor. Birkaç maçta senin programın başında söylediğin gibi ritim yakalarlarsa e, playoff takımı adayı olma konusunda da çok ciddi bir rakip olacakları ortada. Okan Bayt'ın ağzına sağlık. Sevgili basketbol saraylar, Fenerbahçe Beko bölümü bu kadardı. Hoşçakalın.